bile. Yine ne oldu? Buzdolabı. Ne olmuş? İçinde bir şey yok. Aynen öyle. Yiyecekler nerede? Bumble, şerefimizi koruyup kendimizi satmayalım diyen sendin. Alışveriş yapılmayınca böyle olur. Dolap boş kalır. O halde neden beni dinlediniz? Çünkü itiraf etmem ne kadar zor olsa da kesinlikle... Darwin, sen söylemeden bulanıyor. Söylemeye çalıştığın şey haklı oldun. Kendimizi satamazdık. Zaferin tadı daha tatlı sanırdım. Peki nasılmış? Açlığa benziyor. Bakın, yiyeceğimiz bitmiş olabilir ama hala birbirimize sahibiz. Panik yapmayalım. Bunun son derece mantıklı bir açıklaması olduğuna eminim. Kaçırıldık ve hepimiz göz bandı takıyoruz. Çocuklar yeter. Sebep elektrik faturasını ödeyemememiz. Elektrik kesildi. Yatsak iyi olacak. İşte oldu. Hazırsınız. İyi geceler çocuklar. İyi geceler anne. Anne, neler oluyor? Merak etme canım, mallarımıza haciz geldi. Bu aşağılık, sümük suratlı, yağlı göbekli, ayakları leş kokan, dişinde çürük olan, ağzı sucuk kokan, beynine oksijen gitmeyen, akbaba görünümlü, yeşil ucubi tipli, solucan kılıklı, kaslarının çekici olduğunu sanan, morarmış dudaklı, yarasa ayaklı, yılan suratlı, kepçe kulaklı, ter kokan, pis serseri her şeyi götürüyor. Ben sadece işimi yapıyorum. Neden bu kadar kötüsünüz? Anne, ne yapıyorsun? Fazla ileri gidiyorum. O televizyon bozuk. Öyle mi? Artık öyle. Bayan. Ne var? Arabanıza haciz koymaya geldim. Araba için $100 aldım. $100 mı? Ama o araba bundan çok daha fazla eder. Bilirsin, eşyalar değerini yitirir. Richard, buradan araba galerisine gidene kadar değerini ne kadar yitirmiş olabilir ki, söyler misin? Torpido gözünü karıştırırken $1 buldum ve arabayla girilen o markete gittim hayatım. İyi ama market arabayla girilmiyor ki. Artık giriliyor. Sonuç olarak araba mezarlığından bu kadar alabildim. Bakın çocuklar, anlıyorum. Zaman zor. Ama elimizden asla alamayacakları bir şeye sahibiz. Bulaşık makinesi. Onu satabiliriz. Onu aldılar. Nasıl? Oraya monte edilmişti. Tamam. Peki ya hayallerimiz ne olacak? Onu alabilirler mi? Hayali koltuğumuzda oturmamızı kim engelleyebilir, öyle değil mi? Ya da hayali sodamızı içmemizi. Sen de tatsana. En pahalı koladan bile tatlı. Benimle birlikte hayali edin. Ben sizinle hayali edeceğim. İstediğiniz şeyleri hayali edin. Gerçeğe dönüştürün. Kendi özel ekibi olan bir jet hayali edin. Ya da en sevdiğimiz hayvanı. Bu bir pony olabilir. Dumbo, hayali etmek yanlış kelime. $200'lık pantolonlarla dolu bir havuzu hayali edin. Hollywood temelerinde malikane hayali edin. 18'inde görüneceğiniz estetik ameliyat hayali edin. Size İngiltere kraliçesi gibi davranacak bir kahya hayali edin. Hayali etmek yanlış kelime. Hayali et. Ben sana sıkı bir tekme atmayı hayal ediyorum. Sana elektrik vermeyi hayal ediyorum. Kafanın patlamasını hayal ediyorum. Sana otobüs çarptığını hayali ediyorum. Ayaksi hayali dedim. Tamam tamam, mesajı aldım ama kendimizi satmamamız konusunda hemfikirdiniz. Biliyor musun Gumball, reklamlara çıkmak tam olarak kendini satmak değildir. Saygın ve düzgün bir biçimde de yapılabilir, tamam mı? Ne? Kiminle konuşuyorsun? Sanırım Darwin reklama çıkmanın zorlamayla ilgisi olmadığını söylüyor. Bunun zarif ve doğal bir şekilde de yapılabileceğini ima ediyor. Paralarını alman demek kendi sesi olmayan ticari bir kukla olman demek değil. Söylemeye çalıştığınız şey her neyse işe yaramayacak. Başka bir ülkede yapmaya ne dersin? Kimse öğrenmez. Neşeli burger. Şimdi Japonya'da. Neşeli burger. İyi. Neşeli mi? Ona da mı hayır?